Zannediyorum. Evet, zannediyorum kayıttayız. Efendim, geceniz güzel, uykunuz derin ve anlamlı olsun. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Bir önceki videoda anlatmış olduğum hikayeyle ilgili bazı eksiklikleri tespit eden arkadaşlar bununla alakalı yorum yapmıştı ve işte 8 Kasım'da kaza oldu demiştin. Aslında 10 Kasım'da olmuş. Demiş ki ben burada hatalıyım. Benim söylemlerimde bir problem varmış orada, çünkü o gece ben oradayken de bana bir pasta kesmişlerdi. Yani aklımda kalan şey benim o gün hala doğum günüm olduğuna dairdi. Biraz ondan büyük mahalle karıştırmış olabilirim. İkincisi, işte kazada bir kişi öldü, işte şu kadar kişi yaralandı diye yazıyordu diyenler olmuş. Onunla alakalı da işte dediğim gibi teyze orada götürüldüğünde hastaneye, yani benim yerime geçen teyze hastaneye götürülürken hala yaşam belirtisi veriyor denilmişti. Otobüs saatinde habere Sinan Balcık olacak diye bir arkadaşım vardı. Haber yazarken girmiş olduğu saat o anlamda yanlıştı. Yani haber hatalıydı diye desem yeri var. O çünkü bir panikle, bir korkuyla, bir endişeyle yazılmış bir haberdi. Çoğu zaman aslında buna dikkat ederiz ama o gün o olayı ben yaşadığım için ve muhabir arkadaşım da benim söylemlerimi doğru kabul edip beni ciddiye aldığı için, haberi o şekilde yazıp hızlı bir şekilde geçtiği için orada bizim eksiğimiz olmuştu. Yani söylemlerin içerisinde yalan değil, hata olabilir. Çünkü bu benim başıma geldi. Gelen bir şey aktardım tabii, üzerinden uzun süre geçti ve hatıramda çok böyle kalmamış olması doğal gibi düşünülmeli. Öyle bir eleştirel yaklaşım olmuştu. Onu da buradan ifade edeyim dedim. Bunun ikinci bir konusu, versiyonu vardı. Farklı bir alan. Bu da yine meslekle ilgili çalışma esnasındayken başıma gelen bir olay. Biz adliye ve muhabir olaylarına, ben adliye ve asayiş olaylarına bir muhabir olarak daha fazla baktığım için dönemde işte cinayet, trafik kazası, yaralama, işte intihar vakası gibi olaylara çok sık gitmişliğim vardır. O yüzden bu biraz da zamanla bizde böyle bir mesleki deformasyon adı altında, hani gidiyoruz işte bir trafik kazası olmuş, birinin üstünden geçmiş araç, işte beyninin parçaları var yerlerde falan, onların fotoğraflarını çekiyor durumundayız. Çok tedirgin olmuyoruz açıkçası, hani bunu birazcık şöyle çeksem de olur ki, öyle bir tedirginliğimiz olmuyor açıkçası. Hani ay işte beyin bu, ay görüyor musun gözü dışarı çıkmış falan gibi bir korkumuz olmuyor. Hal böyle olunca o olay mahalline giderken de biraz da böyle lay lay tay tay gittiğimizi itiraf edebilirim. Çünkü işte aynı anda 3 tane ajans hareket ediyoruz. İşte İHA, DEHA ve AA olarak düşünün bunu. Aynı anda hareket ediyorsunuz. İşte atıyorum X yerde bir trafik kazası var. Ölümlü mü? Evet, ölümlü. Hadi gidiyoruz elinde. Bazen yanımıza çay, bazen yanımıza mangallık kömür, işte mangal, et falan aldığımız bile oluyordu. Çünkü olay yeri gelecek, ceset işte toplanacak, savcı gelecek vesaire derken orada en kötü ihtimalle bir 5-6 saat kalacağımızı bildiğimiz için, yani süreci bildiğimiz için bu anlamda biraz daha böyle free hareketler yapıyor idik. Yine günlerden bir gün Aralık ayında ofisteyiz falan, işte telsizden anons döndü. Seyit Gazi mahallinde, işte Eskişehir cezaevine yakın bir mevkide bir otobüsle, yani şehir içi otobüsle, ulaşım aracıyla bir otomobilin çarpıştığı, otomobilde iki kişinin olduğu ve ikisinin de öldüğünü belirten bir telsiz anonsunu duyduk. Hemen harekete geçtik, işte arkadaşlara haber verdik. İşte bilgisayarlarımızı aldık, yanımıza şarj aletlerimizi aldık. Hava biraz soğuk ve karlı. Yanımıza
yanımıza çay aldık falan filan. Gideceğiz orada bir, çünkü zaman geçecek belli yani. Hiç böyle aklımızın ucunda böyle bir şey yok, kötü bir şey yok. Hani lay lay day day gidiyoruz. Olay yerine vardık, böyle bir baktık otobüs. Hakikaten şehir içi bir otobüs. Kaza yapan araçta zannediyorum eski kasa bir Şahin, öyle düşünün yani. Kırmızıya yakın bordo gibi bir rengi vardı. Cesetler hala aracın içerisinde falan, işte biz de böyle jandarma bölgesi bile orası. Ya da jandarma bölgesi değil, 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 polis var, özür dilerim. Bak işte bazen hatırlamıyorum. Neyse, işte polis gelmiş. Yani öyle hatırlıyorum, polis gelmiş. Olay yeri inceleme gelmiş falan filan, duruma bakıyorlar. Kapıda doğru şöyle kafamı bir çevir baktım. Çünkü orada ölenlerden birisi erkek, birisi kız. Bir saç gördüm orada böyle bakır rengi. Hani kadınlarda vardır yani böyle Hürrem Sultan renginde de biraz daha koyusu, belki daha kırmızı ya da yakın gibi, nasıl bir anlatılır bilmiyorum. Çünkü ben o saçı tanıyorum yani, bir o saçı en kötü ihtimalle 1,5-2 sene boyunca her gün gördüm. Benim Cemre diye bir kardeşim vardı, kendisi Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde hukuk okurken işte son senesinde adliyede staj yaptığı dönemde benimle rastlaşmıştı ve benim çorba arkadaşım olmuştu. İşte davaları dinlerken davada muhabbet arkadaşım olmuştu. Stajını yaparken ben de ona 1,5 yıl boyunca işte sabah kahvaltısı ısmarlamıştım. Öğle yemeğini yedirmeye çalışmıştım. Çünkü öğrenciydi ve ailesinin tek çocuğuydu, kız çocuğu. Sonra avukat oldu. Sonra avukat olduğu gün birlikte fotoğraf çekildik ve işte kardeşim avukat oldu diye paylaşmıştım. İnsanlar buna çok işte, ah kardeşim mi vardı senin gibi reaksiyon göstermişlerdi. Çok mutluydum onun avukat olması, beni çok mutlu etmişti. Sonra çalışmaya başladı bir avukatlık bürosunda. Ve o gün o arabanın içerisinde ölen de Cemre'ydi, biliyor musun? Biz onunla sadece bir gün yani 24 saat önce görüşmüştük. Yine adliyede karşılaştığımızda burnu akıyordu Cemre'min. Ve dedim ne oldu? Abi dedi, grip oldum galiba dedi. Yani kafe var karşısında adliyenin. Oraya geçtim, oturdum. O da geldi gibi işte, beraber oturduk. Adama dedim ki bak, ben dedim anne çayı istiyorum. Kış çayı, böyle bir sürü otlardan falan filan, içine biraz da karabiber serpiştirdim. Biraz bal, biraz limon falan böyle karıştırdım. Kendi elimle içirdim ona. Dedim ki işte bu, bak iç bakalım nasıl gelecek sana. İşte içti, buraları falan böyle birazcık yandı. Ya abi dedi, vallahi iyi geldi. Ondan sonra işte burnu akıyor bir taraftan ama çok güzel bir kız. İsmini yazarsanız internette karşınıza çıkar. İsmi Cemre Parmaksız. Onu Bozüyük'te defnettik. Ondan sonra işte Metin Feyzoğlu falan gelmişti. Haberini de ben yazdım. Orada bağırsakları falan patlamıştı. Arabanın vurması durumunda. Aslında adliyeye gidiyorlar. Şey, adliye diyorum, cezaevine gidiyor müvekkiliyle görüşmeye. Müvekkiliyle görüşmeye gidiyor, görüşüyor. Dönüş yolunda bu trafik kazası meydana geliyor. Yol kaygan işte. Böyle bir durum var. Kendi yolundan çıkıyor ve karşı şeritten gelen otobüste kafa kafaya çarpışıyor ki onun da videosunu yine emniyetten ben temin edip, mobeselerden temin edip servis etmiştim. Basına kaza anı da yine YouTube'da bulunabilir. Şu anda arasanız bulursunuz yani. Neyse. Dedim ki
ben bu saçı tanıyorum. Bir dakika bir dakika dedim ya, ne oluyor yani, kim o dedim, aldınız mı kimliklerini falan. Evet dedi, yani cesetleri. Kimlikleri elimizde, oradaki işte polislerin içerisindeki amir olan arkadaşa rica ettim, dedim ki bakabilir miyim kimliğe, demeye bakmadım daha zaten. Arabanın yana kadar gelmiştim ve yüzünü gördüm Cemre'nin. Çok zor bir şey arkadaşlar, yani hani anlatılması çok zor bir şey. Çünkü bizim arkadaşlığımız, kardeşliğimiz böyle 2 yılı falan bulmuştu ve dedim ya, özellikle mesai saatleri içerisinde hep beraberdik. İşte ailesinin tek kızıydı. Başka çocuğu da yoktu zaten ailenin. Annesiyle sohbet ettiğimde işte her gün senden bahsederdi, oğlum Selçuk abim şöyle, Selçuk abim böyle diye. Seni çok sever ve seni çok anlatırdı demişti. O benim çorba arkadaşım demiş annesine. Çok güzel olmasına rağmen çok doğal, çok gerçekçi, işte bir işkembe çorbasını sarımsaklı yemeyeceksek niye içiyoruz ki diyebilecek kadar özgüven sahibi, abisini destekleyen. Ondan sonra dünya güzeli 21-22 yaşında, yani 22-23 olabilir. O yaşlarda bir kız çocuğuydu. Cemre toprağa düştü aslı. Ve o gün bugündür aslında Cemre toprağa değildi. Kalbime düşünce kalbimin içerisinde hiç havalar ısınmadı. Yani çünkü bu kayıplar insanı çok acayip yıpratıyor. Yani benim bir tane de yeğenim vardı. O da 18 yaşında akciğer kanserinden vefat etti. Abimin çocuğuydu. Öz abimin çocuğu. Benim öz yeğenim yani, ama biz kardeş gibiydik. İsmi Bedri'ydi. Keza Bedri'ye çok benzetiyordum Cemre'yi. Yani hani yaşam biçimi, insanlara bakış açısı, samimiyeti, insanlığı, dürüstlüğü, çalışkanlığı falan beni çok çok mutlu ediyordu. Hep böyle hayal ederdik yani. İşte bundan 20 sene sonra da o iyi bir, işte önemli bir avukat haline geldiğinde ben işte yine senin yanağını sıkıştıracağım böyle. Bana ne, senin ünvanlarından, sen benim kardeşimsin modunda bir ilişki varken, olay yerine gittiğinizde kardeşinizin öldüğünü görüyor olmanız kadar garip bir şey olamaz. İşte arabaya doğru biraz daha ilerlediğimde bağırsaklarının tamamen patladığını, arabanın içerisinde sıkışmış çünkü 50 kilo falandı yani, 45, 50, 52 belki, yani 52 yoktur da o civarda bir kilosu vardı. Cemre'nin kafası arabanın camından dışarı çıkmıştı. Ön kaputa doğru girmişti. Ve anlatılmaz ya. Yani kendime gelemedim uzun süre. Ne denebilir ki yani? Ne desem boş. Öyle bir dünya. O gün bugündür kimseye böyle kolay kolay ısınamıyorum. Isındığım zaman da çok fazla seversem kaybederim endişesi yaşamaya başlıyorum. Bu beni çok yıpratıyor açıkçası. Evet. Bu hikaye de böyleydi sevgili dostlar. Siz de üzdüysem hakkınızı helal edin. Özür dilerim. Ama içimde tutmayıp seninle paylaşmak istedim sadece. Kendinize iyi bakın. Geceniz güzel, uykunuz derin ve anlamlı olsun.